Götüreceğim. Birkaç parça iç çamaşır gecelik falan işte. Ne düşünüyorsun? Canım okula gitmek istemiyor. Senin canın ne zaman okula gitmek istedi ki? Bu öyle değil. Hay Allah. Hoş geldin babaanne. Yoruldum hadi. Gayri ihtiyarladın mı ne? Koşu yarışı yapsak sen bize fark atarsın babaanne. Hadi bir seni yalancı. Ayıp ettin babaanne. Hadi geç kalmayalım hadi. Tamam. Görüşürüz fıstık. Ay, hadi güle güle. Allah dinin açıklığı versin. Güle güle. Sağ ol ben. Merhaba hocam. Nereye böyle? Bu acele ne? Hiçbir yere. Hiçbir yere gitmek için bu kadar aceleye lüzum yok. O ne öyle? İzin verir misin? Yüzüme bakar mısın Mete? Bunu kimin yaptığını biliyor musun? Biliyorum. Yaparken gördün mü? Görmedim. Nereden biliyorsun o zaman? Biliyorum işte. Kimmiş? Söylemem. Neden? İspiyonculuk olur. Ben kendim hallederim. Bak Meteciğim, küçük insanlar büyük insanlar karşısında aşağılık duygusuna kapılırlar. Ve bununla baş edebilmek için de sahip oldukları tek silah büyük insanların yaralarını deşmektir. Büyük bir insan yara aldığı zaman küçük insanlar akbabaların leşe hücum ettiği gibi hücum ederler ona. Büyük insan küçük insanlara onların yöntemleriyle karşılık vermez. Kendi yaralarını iyileştirmeye çalışır. Çünkü bunu yaparsa bilir ki küçük insanların silahlarını ellerinden almıştır. Ne demek istediğimi anladın mı?
gidiyorsun be? Bütün millet gitti mi? Biz kaldık. Yok ya, başkaları da vardır. Bak. Ay aman, bırak şu salağı. Öyle deme ya. İyi çocuktur Necati. Ama küçük bir insan işte. Necati! Necati! Ne oluyor ya? Neco! Gelsene oğlum, gel. Gel. Aha, sen gel. Ne haber Necati? İyiyim. Defterine baktın mı? Baktım. Gördün yani. Gördüm. Sen sınıftaki kara tahtaya baktın mı? Bakmadım. Öyleyse görmedin. Görmedim. Neyi görmedim? Onu bilmem artık. Koş, koş. Sen bir hatlar karıştırdın ama acaba ne?